Merhabalar, tadımız tuzumuz kanalına hoş geldiniz. Ben Emel. Bugün sizlerle 3 malzemeyle harika, nefis bir dondurma yapacağız. Bunun için karıştırma kabımıza 1 çay bardağı pudra şekeri ve toz şeker karışımını dökelim. 200 gram da süt kremasını ekleyelim. Benim süt kremamın yağ oranı çok düşüktü, %20'likti. O yüzden görmüş olduğunuz gibi hiç kabarmadı. Normalde pudra şekeri ve kremayı çırptığımızda krem şanti kıvamını alması gerekir. Evet, 300 gram kadar buzluktan çıkarmış olduğum kırmızı meyvelerimi ekliyorum. Bu kırmızı meyvelerin içinde kiraz, yaban mersini, ahududu ve çilek var. Bunları blenderdan geçirmeye çalışıyorum. Eğer ki arkadaşlar süt kremam ve pudra şekerim böyle krem şanti kıvamını alsaydı bu buzluk meyvelerin biraz çözülmesini bekleyip öyle blenderdan geçirecektim ve ikisini yani meyve püresini tamamen çektikten sonra kremaya ekleyecektim. Ama nasıl olsa sıvı bir şekilde bir kaybım olmayacak. Kremayı da meyvelerin üzerine döke döke meyvelerimi blenderdan geçiriyorum. Eğer ki kremanız çok güzel kabarırsa, krem şanti kıvamını alırsa arkadaşlar blenderdan meyveleri güzelce geçirin. Birazcık hani buzluğundan dolayı çekemezseniz biraz buzların erimesini bekleyin. Ve meyveleri kremanın içine katın ve spatula ile yavaş yavaş böyle döndüre döndüre karıştırın ve kaba dökün. O zaman daha çok kabarık ve daha çok dondurma elde edersiniz. Ama benim gibi yağ oranı düşük bir kremanız varsa kremanızı 4 postada meyvenizi ekleye blenderdan geçirin. 2 türlü de arkadaşlar çok güzel olacaktır. Bu şekilde bile kremam kabarmadı. İnanılmaz lezzetli bir dondurmaydı. Hem çok kısa sürede hazırlayabileceksiniz, hem malzeme sayısı az, hem de böyle sürekli karıştırmak zorunda kalmayacağınız bir dondurma. O yüzden vazgeçilmeziniz olacak. Dışarılarda satın aldığınız meyveli dondurmalardan kat kat daha iyi. Hem de kendi evinizde yapıyorsunuz. İçinde ne olduğu belli. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Çok beğeneceksiniz. Kızım çok beğendi. Evet, sonuncu kremamızı da döküyoruz ve blenderdan geçirmeye devam ediyoruz. Tamamen ezilene kadar blenderdan geçireceğiz. Tadı gerçekten çok güzeldi. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Rengi şahane, kokusu. Ve sadece 3 malzeme ile. Birkaç tane dondurma tarifim var. Özellikle vanilyalı dondurmam harika oluyor. Onun yapılışı biraz farklı. Salep kullanmadan yapılıyor. İlerleyen zamanlarda onun tarifini de sizlerle paylaşacağım inşallah. Kanalıma abone olursanız paylaşımlarım size bildirim olarak gelecektir. Evet. Güzelce artık tamamen arkadaşlar blenderdan geçirdim. Ezildi. Rengi, kokusu güzelce ortaya çıktı. Özdeşleşti. Tamamdır. Blenderımı şöyle bir temizliyorum spatula ile. Daha önce dondurma kabı vardı evimizde. O dondurma kabına dökeceğim ve buzdolabına kaldıracağım. Evet. Güzelce kabımıza döküyoruz ve buzdolabına kaldırıyoruz. En az bir 6-7 saat dinlenmesi gerekiyor. Kızım geldi gitti, dolabı açtı, geldi gitti, bu kabı çıkardı, bir an önce yemek istedi. O yüzden ben bir iki kez çıkartıp baktım ama en az 6-7 saat buzdolabında durması gerekiyor. Evet, dondurmamız artık hazır. Buzdolabına gitsin, dinlensin arkadaşlar. Bu kıvamda oluyor. Söylediğim gibi süt kremanızın yağ oranı bu dondurmanın kıvamını etkiler arkadaşlar. Evet, kızım 3 saatin ardından çıkardı, bakmamı istedi. Size göstermek istiyorum. Bu şekilde oldu. Ben tabii ki böyle servis etmedim. Biraz daha dinlenmesi gerektiğini söyledim. Çıkarmışken de 3 saatin ardından şöyle bir karıştırdım ve öyle buzdolabına koydum. Dondurma karıştırma işlemini arkadaşlar buzlanma vesaire olmasın diye yapılır. Ben de çıkarmışken bir kez karıştırdım ama buzlanma vesaire olmuyor. Gayet güzel oluyor arkadaşlar.
Şöyle bir kez karıştırın 3 saatin ardından siz de. Tekrar dolaba kaldırın. 6-7 saati tamamlamasını bekleyin arkadaşlar. Aa, 3 dedi. Evet, güzelce düzleştirip tekrar dolaba kaldıracağım. Evet, daha sonra tekrar bir saatin ardından kızım tekrar çıkarmamı söyledi, istedi. Onun için koyuyorum. Şu haliyle bile yenir. Biz tabii ki iftardan sonra tadına baktık. İftardan sonra daha da bir donmuştu. Tam kıvamına gelmişti. Eşim de bayıldı. Harikaydı arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Yapanlara, yiyenlere şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki yeni güzel pratik tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.